Nasıl geçiyorsun? Nasılsınız? Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Tavuculuk yaklaştı artık. Yarın evet. İnşallah tavucuyuz seni. İnşallah. Bugün tavucu ediyoruz seni inşallah. İnşallah. İdrarımız çıkmaya başladı. Evet. Diğer ihtiyacımız bundan sonra olmayacak. Böbreğine iyi bakacaksın. Bakalım. Kontrollerine geleceksin. Evet. Oldu. Tekrar görüşeceğiz bakalım. Geçmiş olsun. İnşallah. Pandemi sürecinde 2019 ve 2020 yılları arasında özellikle organ nakli bağışı anlamında bayağı bir yetersiz kalındı. Hastalarımıza şifa olmaya devam ediyoruz. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hem karaciğer hem böbrek nakli anlamında nakillerimizi gerçekleştirmeye yönetiminde desteğiyle devam etmekteyiz. Organ nakli ekibi olarak büyük bir aileyiz. Hepimiz 7-24 hazır bir şekilde organ nakli yapmak için hevesle bekliyoruz. Organ nakli yapılacak hastaların preoperatif değerlendirmesiyle başlayıp daha sonra ameliyat sırasındaki takipleri ve sonrasında da yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca tüm tedavi ve takiplerini içeren bir hizmet veriyoruz. Aynı zamanda organ nakli sadece canlıdan canlıya nakil değil, kadavradan da nakil içerdiği için beyin ölümünün tespiti bizim branşımızın önemli bir noktasında yer almakta. Beyin ölümü tespiti sadece yoğun bakımlarda yapılabiliyor. Dolayısıyla donör olabilecek hastaların beyin ölümünün tespit edilmesi, bunların uygunluğu ve sonrasındaki sürecin tamamında yer almaktayız. Canlı vericisi olmayan hastalarda hani muhakkak beyin ölümü tespitiyle birlikte umudu kaybetmemek gerekiyor. Bazen ilk seferde gerçekten dokular tam uygunluk olursa ilk seferde bile olabilirken bazen tekrarlayan çağrılmalarda uygun dokuyu bulunana kadar hani umudu kaybetmemek ve takiplerini hastalarımızın aksatmaması gerekiyor. Yaklaşık 4 yıl hemen oldu. 3 yıl böbrek hastası teşhisi koydular. Tedaviye geliyordum burada bu hastaneye. 3 yıldan sonra ilk farkına vardığımda %48 çalışıyordu böbreklerim. Gün geçtikçe düştüler. En son %10'a geldiler. %10'dan da düştüğü zaman beni diyalize sevk ettiler. 10 aydır diyalize giriyorum. Nakil olduk. Eşim oldu. Ben çocuklara kıymadım. Onlar her birisi farklı yerlerde çalışıyorlar. Gençler. İkisi kız, 5 oğlan, 7 çocuğum var toplam. Bir gün diyalize gidiyordum, bir gün evde. Diyalize gittiğim gün 7 saat gidiş gelişle beraber kalıyordum. Gün bitiyordu neredeyse. Vallahi hayli sıkıntılıydı. Vallahi hayatını bana verdi. En sonunda böbreğini de verdi. Allah razı olsun. Ben yaşadıklarımı gördü, dayanamadı. Bitsin dedi bu çile. Bitirmek istedik. Çok sağ ol. Teşekkür ederim hepimize ekip olarak. Meşakkatli bir süreçten geçti kendisi. Evet. Çok bekledim burada. Çok bekledi. Yani biz ince eleyip sık dokuyoruz. Yani herhangi bir hastalık, hastalarımız sonrasında başaracak şeyler de